genel izleyici için uygundur. Yurdumun güzel insanları, İzmir stüdyodan sunduğumuz Hayat ve Kitaplar Arasında'ya bir kez daha hoş geldiniz. Haftalardır birlikteyiz, iyi ki birlikteyiz ve ümit edelim ki bütün bu zamanlar ve zamanların iyilikleri bizi bir arada tutsun. Bir haberle başlayalım bu haftaya. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu güzelim pazar gününden baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ile sizleri selamlamış olalım ve bütün öğretmenlerimize günlerini kutlayalım. Bütün öğretmenlerimizi ellerinden öpelim. Öğretmenler Günü kutlu olsun. Evet kıymetli yazarlarım, iyi öğretmenler iyi okurlar yetiştirir. İyi öğretmenler iyi edebiyatçılar, şairler, politikacılar yetiştirir ve hayatlarımızda şimdi olduğu gibi olmaktan kurtulur belki. Bundan sonraki nesiller için söylüyorum. Fakat Milli Eğitim'in, şu anki Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarından hiç de ümitli olunamıyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanı açıkça suç işleyerek tarikatları, tarikat eğitimini, medrese eğitimini yeniden hayatlarımızda güncellemek istiyorlar. Ama Cumhuriyet'in refleksleri buna asla izin vermeyecek. Cumhuriyet'in öğretmenleri buna asla izin vermeyecek. Tüm kalbimizde inanıyoruz. Buna inancımız tamdır. Evet kardeşler, birinci bölümün kitaplarına gelmiş durumdayız. Birinci bölümde gene 10 civarında sizlere kitap tanıtacağım. 10 civarında kitap tanıtacağım. Çok güzel kitaplar bunlar. İlki Ada, Adam ve Kadın, Gültekin Emre'nin, yurt dışında Almanya'da yaşayan şair arkadaşımız Gültekin Emre'nin öyküler kitabı. Çünkü Gültekin Emre zaman zaman da öyküler de yazan ve elbette edebiyat yazıları son derece güçlü bir kalem. Oğlak Yayınları bu sefer öykülerinden oluşan bir kitabı bize sunmuş. Zaten birazdan tekrar Gültekin Emre'den söz edeceğim. İkinci kitabım Mazlum Çetin Kaya'nın 7.6 deprem şiddetinde bir yapıt, deprem şiddetinde kısa öyküler ve deprem günlüğü gibi okuyabileceğiniz bir yapıt bu da. Diğer bir kitabım Yeliz Deniz Boguçel'in Paşa ile Safiye adlı kısa romanı. Bu kitapta Ceren Yayıncılık'tan çıkmış. Kitabın yolu açık olsun. Diğer bir kitap Ercan Devan'ın Barış kitaptan çıkmış. Gün Su, Kırık Kalp. Yani biraz güncelerle de bezenmiş öyküler, roman, öyküler özür dilerim, şiiri de içeren bir kitap. Diğer bir kitabım Umudun Sol Hali, Tarık Torun'un Su Yayınları'ndan çıkmış kitabı. Direnç yazıları diyebileceğimiz yazılardan oluşuyor kitap. Evet, bir diğer kitabım Şiirin Limanı Akdeniz, Oktay Akıncı'nın Naviga Yayınları'ndan çıkmış. Oktay Akıncı bilenleriniz olabilir, vardır. Şiiri izleyenler açısından söylüyorum. 80'li yılların başında, 85 olabilir, Rüzgar Yorgunu Eylül'den adlı bir kitabı çıkmıştı. Yeni Türkü Yayınları'ndan. O dönem Yeni Türkü çok hareketli bir yayın eviydi. Pek çok da önemli, değerli şairi bastı. Aradan demek neredeyse, değil mi, 85-40 yıla yakın bir zaman sonra bu yeni kitabı çıka geldi. Şiirin Limanı Akdeniz. Değişik geldi bana. Yalın değişik şiirler okumanızı isteriz efendim. Evet,
Aspina'nın mantosu. Aspina'nın mantosu hangi yayınlardan? Onu bakmalıyım. Cevahir Yayınları'ndan çıkmış. Bekir Bayraktar'ın bir kitabı. Bekir Bayraktar da bölgemizde yaşayan değerli arkadaşlarımızdan biri. Bekir Bayraktar'ın Aspina'nın mantosuna da bakın efendim deriz. Ha, çok sevgiyle anacağım bir kitap Çetele. Veysel Öngören'in ta 1980'lerin başında ilk baskısını yapmış bir kitaptı. Uzun aralar basılmadı, öylece kaldı. Fakat bu ay Sus kitap Bursa'da biliyorsunuz. Bir yayın evi, Bülent Elitok'un başında olduğu bir yayın evi. Sus kitap Çetele'yi yeniden basmış. Buradan sevgili Veysel abiye derin saygı tekrar gönderiyoruz. Işığıyla uyusun, sonsuzlukta uyusun diyoruz ama Çetele'yi okuyunuz. Çünkü Çetele'nin vakti zamanı hiç geçmedi o şiirlerin. Zeynel Çok. Zeynel Çok'un derli toplu bir biçimde çıkmış kitabı. Kalbi oluşturan parçalar şiirlerinden oluşuyor. Şiirden yayınlarından çıkmış. Biliyorsunuz Metin Cengiz yönetiminde bir kitap, bir de Şehirden diye bir dergiyi de zaman zaman tanıtıyorum, bileceksiniz. Zeynel Çok'un şiirleri de oradan çıkmış. Kuğuların Günlüğü, Timur Sili'nin bir kitabı. Sırlar Şafağında seni kuğu gölüne çağıran ta ötelerden bir sesim. Alt başlığıyla kitap yayınlanmış. İşlem Yayınları'ndan çıkmış kitap. İşlem Yayınları'ndan çıkmış Timur Sili'nin bu kitabı, şiir ve yazılar gibi anlaşılacak bir kitap. Evet, son kitabım Gölgeler ve Küller. Adnan Caymaz'ın şiirleri Sakin Kitap'tan ve daha da bizler için keyifli olan Ahmet Telli yazmış kitabın arka kapağını. Ve Ahmet Telli yaşamı şiirinin nesnesine dönüştüren Adnan Caymaz nesneleri de kendi imgeleriyle buluşturarak estetik bir bütünlük sağlamaktadır diyor Gölgeler ve Küller için. Demek ki Sakin Kitap'a ulaşıyoruz. Gölgeler ve Küller'i de ne yapıyoruz? Ediniyoruz, okuyoruz. Yeni şiiri izliyoruz. Çünkü şiirin dışına düşmek, hani sonda söylediğimiz gibi, insanı üşütür, yalnızlaştırır. Evet kıymetli dostlarım, o bölüme geldik. Yani bu anmalar bölümü elbette bir yanımızı incitse de dipdiriyiz, ayaktayız ve gidenlerimizi, giden kültür insanlarımızı, giden edebiyat pınarlarımızı anabilecek güçteyiz ve böyle bir kanalımız var. Onun için de aslında bu bir mutluluk olarak bize dönüyor. Orhan Veli ve Oktay Rıfat'la birlikte, ki bunlar lise arkadaşı aynı zamanda, Yaprak adlı bir dergi çıkarttılar, bileceksiniz. Orada da şiirimizin ilk yenileşme hareketini, yani neye karşı yenileşmesini sağladılar. Bu vezinlere, heceye, kalıplara karşı yeni serbest bir söyleyiş getirdiler. Daha yalın bir söyleyiş getirdiler. O şairlerden biri ve ölümünün 22. yılındayız. 28 Kasım 2002'de dünyamızdan ayrıldı. Aslında Melih Cevdet Anday denilince 1950'li yıllarda Amerika'daki bir davayla neredeyse iç içe geçmiş bir yaşantısı da oldu. Amerika'da McCarthy denilen bir faşist insanın Amerikan kamuoyunda, Amerikan aydınlarına karşı sürdürdüğü cadı avının bir parçası olarak, ki o dönem tiyatrocular, sanatçılar, sinemacılar, şairler, yazarlar, gazeteciler, tıpkı bizdeki şu anki kumpas davaları gibi garip garip davalarla tutuklandılar, uzun hapisler yattılar, öldürüldüler, işkence gördüler. Onlardan ikisi Ethel ve Julius Rosenberg'ti. Rosenberg'ler davası olarak tarihe geçti. Ne yazık ki Ethel ve Julius Rosenberg bu cadı avından sağ çıkamadılar ve 1950'li yıllarda Amerika'da katledildiler. Onlar için bir şiir yazmıştı. Yüreklerimize dokunan bir şiir oldu. Her zaman
Anı adlı şiir. Ben Melih Cevdet Anday'ı ve Rosenberg'leri, her ikisini de ve 1953'ten itibaren Amerika'da zarar görmüş, eziyet çekmiş, işkenceden geçmiş, hatta katledilmiş diğer aydınları, sosyalistleri de buradan saygıyla anıyorum. Şiir şöyle: bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil bu, anılacak şey değil, apansız geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı, herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı, geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adlarınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan, öpüşürken bu dalgınlık bundan, tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm, kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışan vakur, sade davranışınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil, unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma, demişti Melih Cevdet Anday. Evet, stüdyomuzda çok keyifli bir edebiyat insanı, yazar, şair. Gerçekten son dönem edebiyatımızın, özellikle 80'den sonra yazılan direniş şiirimizin önemli şairlerinden birini ağırlıyoruz bugün. İstanbul'da yaşıyor sevgili Haydar Ergülen. Hoş geldin. Benim de 40 yılı aşkın süredir arkadaşım. Evet, 40 hoş seneyi geçti. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş sözlerin geldin. İçinde. Hoş bulduk. Hoş geldin Haydar. Nasıl gidiyor İstanbul? İstanbul'dan geldin. Tabii bir amacın var. Amacı sonra konuşacağız. Tamam. İstanbul'da ne var ne yok? Tabii İstanbul en yoğun yer. Yani hem kitlesellik bakımından hem de etkinlikler bakımından. Orada da yani kendi şiir ve kitap yazıları yazmanın dışında, kitaplar dışında da etkinlikler yapıyorum bildiğin gibi. Bunlardan bazıları şiir atölyeleri, işte konuşmalar ve şiir matinesi. Ayda bir şiir matinesi yapıyorum. Haydar, bu şeyler çok bazen tepki alıyor. Yani edebiyat insanlarının işte faaliyetler içinde de olması, ama başka da hani bir çıkış yolu da yok. Çünkü o yapmayınca, bu yapmayınca biz bütün kültür dünyamız çöküyor. Sen ne dersin? Niye sen yapıyorsun, niye ben yapmıyorum durumudur. Bu her sektörde var. Bizim sektörde de maalesef öyle. Yani o yüzden yapacak bir şey yok. Çünkü birilerinin bunu yapması gerekiyor. Ve bu işi de, bu işin içinde olan, bu işe gönül vermiş, bu işe yıllarını harcamış, senin, benim veya başka yapan arkadaşlar gibi arkadaşların yapması gerekiyor. Ayrıca artık uluslararası bir şey, etkinlikler, uluslararası etkinlikler yapıyoruz. Ve o nedenle de uluslararası bağlantıları olan, dünyayla İnsanların, edebiyat tabii, ve şiir olarak bağlantısı olan, insan bağlantısı olan bizlerin yani yürütmesi bence bu işlerin hayrına diye düşünüyorum. Evet, biz de öyle düşünüyoruz. Ve iyi yapıyorsun, çok da iyi yapıyorsun tabii ki. Öteki türlü pek çok kent, diyelim ki Eskişehir, diyelim ki İstanbul'un bir takım alanları çoraklaşıyor. Yani tabii, ister istemez çorak kalıyor. Ya biz bize kalıyoruz. Tabii. Bir de sen çok üretken bir adamsın. Tanıdığım en üretken adamsın daha doğrusu Haydar. Çok bir de Atol abiyi tanıyorum. Atol abi de fena değil. Enis Batur var. Enis Batur da. Tabii, en o da fena değil. Enis Batur. Evet, o kitap evet olarak tabii. Çok beğenerek okuduğum bu Şairin Bavulu kitabın yeni baskı yaptı. SRC evet yayınlarından yaptı sanıyorum baskı, değil mi? SRC yayın. Ama SRC'ye bir geçiş yok. Sen zaten pek çok yayın eviyle birlikte hareket ediyorsun. SRC'den de orada var mı Şairin bu Bavulu'nun eski ilk baskısının evet, ben de yeni baskısının, yani SRC yayınlarından çıkan baskının kapağını göstereyim sizlere. Evet. Ha, buraya da geldi zaten. Hı-hı. O diğerini de üstünde konuşacağız. Evet. Biraz bundan bize söz et. Çünkü çok keyifli yazılar var içinde. Teşekkür ederim. Hani yeniden okunması gerek. Hani evet, baskısı eski ama Haydar şeyi geçmiyor. Edebiyat yazılarının o kadar güzel yazılar var ki onlar
zaman aşımına uğramıyor. Çok onun teşekkür ederim. Zaten yeni baskısı olmuş. Sağ ol. Ekranda da gördüğünüz gibi yani yan yana olması güzel bir rastlantı olmuş. Cemal Süreya kitabı ile ikisinin. Çünkü şairin bavulunun fikri Cemal Süreya'dan çıktı. Yani Türkçe'de, bizim edebiyatımızda, şiirimizde pek çok fikrin kaynağı da aslında Cemal Süreya'dır. Çünkü şiirsel zekası aslında, yani sadece şiir değil, hani dergi çıkarırken de, edebiyat yazarken de ortaya çıkan çok parlak bir insandı Cemal Süreya. Evet. Onun tabii Türkçe'de hepimizin okuduğu, çok sevdiği 99100 adlı Portreler kitabı müthiş bir kitaptır. Tabii. Benim gerçekten de portre üstüne tabii. Türkçe'de başka kitap tanımam. Yani başka çok güzel kitaplar tabii, da var ama. Tabii ben de aynı duygudayım, aynı söylemdeyim. Oradaki metafor biliyorsun 99 şemsiye metaforudur. O sadece edebiyatçıları almaz, siyaset insanlarını da alır, böyle bilim insanları. Sinema işleri alıyor. Evet, evet yani. İş insanlarını falan tabii, da alır. Tabii. Ben bunu tabii adı üzerine şairle sınırladım. Çoğunlukla yazarken fark ettim ki, yani giden şairlerin, hani göçen, aramızdan ayrılan şairlerin bavullarını yazıyormuşum meğer. Hayatta kalan birkaç kişiyi de yazdım. Yani hayatta olan Özdemir abiyi, işte Cevat Çapa'nın bavulları var ama onları kitaba almadım yaşa hayatta oldukları için. Umarım da almam çok uzun süre. Evet, yani amandır, şeyden. Amandır. Bu işte ikinci baskı maalesef yani bir yarısı kadar artmış oldu. Maalesef diyorum çünkü 34 şair vardı, şimdi 50 şaire çıktı. Tabii, genişlemiş. Tabii yani en son gidenler bizim Sina Akyol, başka Küçük İskender, Seyhan Erestelik, Didem Madak arkadaşlarımız da eklendi. Tabii daha yazamadığım işte Adnan Azar'dan, Salih Polat'tan pek çok arkadaş da var. Kolay da değil yazmak. Artık kitabın bir anlamda teması da böyle gidenlerin arkasından bavullarını açmak olduğu için. Ve bunların çoğu da arkadaşımız biliyorsun hemen hepsi. Doğru. O yüzden bavul açmak da kolay bir iş değil. Ben de bunları Cemal Süreya'dan aldığım o esinle o şemsiye metaforunun yerine bavul metaforunu koydum. Yani bavul da şaire uygun metafordur. Ne vardı başka? Tabii. Daktilo vardır, kalem vardır değil tabii, mi? Bavul tabii. Bavul evet, hepimizin evet, şairlerine evet, yakışır evet. bir şey. O yüzden böyle yazıların başında sonunda bavulla ilgili bir küçük bağlantı kurup oradan onların yaşamları, yapıtları gibi daha böyle serbest deneme şeklinde portreler yazıyorum. Bu da dediğim gibi kapakları da tabii özel olarak çok rica ettim. Çok güzel zaten. Kim tabii? Nazlı Ongan. Çok tabii bizim yakın arkadaşımız. Son derece güzel Nazlı'ya da buradan selam gönderiyoruz. Tabii evet, çok büyük tasarımcı. Dedim mutlaka Nazlı yapsın diye. İkisinde birbirinden şahane kapaklar yaptı. Buradan teşekkür ederim kendisine. Evet. Yani evet, Haydar, okunsun dileğimizle tekrar. Tekrar tekrar okuyun. Hani çok lezzetli şeyler bulacaksınız. Çok lezzetli yazılar bulacaksınız içinde. Yeni kitaplardan gitmişken hadi gidelim madem. Şeyde de var. Yeni oraya de tabii Cemal Süreya için 59 kırlangıç. Sevgili Fatih oraya vermiş. Aslında tek tek veriyoruz da. Evet. Fatih ikisini çok beğenmiş, vermiş. Sağ şimdi olsun. Tek geldi. Kapaklardan. Sağ ol, teşekkürler Fatih. Evet, kapak. Fevkalade bir kapak gerçekten. Evet. Cemal abinin de en güzel fotoğraflarından evet. biri. Hem de kırlangıçlar var. Kapağın gelmesi. Bu portreler meselesi bilmiyorum ki daha öncesinde Cemal Süreya'nın öncesinde o kadar görkemli portreler yazıldı mı edebiyatımızda? 1940-50'lerde yazılmış. Yani Yusuf yazmış Ziya Ortaç yazmış. Onlar da var. Bazı gazeteci doğru. yazarlar yazmış. Doğru. Onlar o zamanlar tabii yayınlanmış. Bizim gençliğimizde yoktu. Şimdilerde tekrar bir ilgi uyandığı için portreye, şimdi onlar yeniden basılıyor. Şimdi okuma imkanı buluyoruz. O iyi bir şey tabii. Tabii tabii ama Cemal Süreya'nın 99 yüzünü herhangi bir tabii, ona şeyin yarışan, aşması ona yarışan bir portre zor. Yok. Zaten şeye de son şiirine de gönderme bu değil mi? 59 kırlangıç çünkü öyle diyor. Ne evet. diyor? Sen toparla, ben toparlayamam şimdi. Ben de toparlayamadım ama şey diyor... Lokman'dan şey yapıyorlar, Lokman Hekim. Hekim'den. 7 kırlangıç hayatı yaşadın, bir kırlangıcın daha olsun isterdin evet, diyor. Bir kırlangıç, bir kırlangıç kaldı daha yani. Olamadı. Üstü çünkü kalsın. Kırlangıç hayatı 9 yılmış kırlangıcın. Evet, yani 9 kere 7, 63. Cemal abi 6,5 kırlangıç hayatı. 59 yaşında gitti evet 6,5. Ben o yaşa şey yaparak hayatı. Onu koymak istedim. Bu kitap da genişletilmiş bir kitap. Tabii yani bir özellikle Cemal Süreya gibi büyük şairler hakkında
Yani yazıyorsun, konuşuyorsun, sonra bir yerden tekrar çağırıyorlar, bir şey istiyorlar. Tekrar tekrar konuşuyorsun. Giderek onlar da kitaplara tabii ekleniyor. Burada da 2-3 yeni Cemal Süreya ile ilgili yazı var. Ayrıca 59 Kırlangıç bölümünü tamamını bitirip yazmadım. Orada 30 bölümü falan var. Hmm. Böyle kitap yeni baskı yaptıkça ben 9-10 bölüm yazıyorum. Aa, çok iyi yapıyorsun. Sonunda da evet, bir taraftan da kitabın macerası sürmüş oluyor. Dediğim gibi Şairin Bavulu da Cemal abi'den çıktı. Bu kitap zaten Cemal abi için çıktı. Bir de bu arada Dağlarca için yazdığım, Dağlarca için 94 cümle kitabım. O da yeni baskısında Siyah Kitap'tan yaptı. Ona da eklemeler yaptım. Tabii Türkçenin kainat büyükelçisi diyorum. Yani, aa çok güzel. Ya, bizim kainat büyükelçimiz. Çok güzel, kainat büyükelçisi. Tabii yani onun gibi. Yani hepimiz ondan düştük diyelim. Kainat'ta değil, ne diyeyim hani oradan çıktık. Hayda kaç kitap oldu ya? Şuraya vuruluyor mu tahta? Tahta evet. Ya benim 64 kitap oldu. 64 mi evet. oldu? Aman, aman, darısı aman, başına. Darısı evet. Şöyle çok yazıyorum. Ama şeyi çok yaklaşmışsın zaten Dağlarca'ya. Dağlarca yaklaştım ama Enis Batur'a yaklaşamadım. Ha, Enis Batur. Enis Batur haftalık çıkarıyor, ben aylık çıkarıyorum. Aramızda öyle bir fark var diye şeyden. Hay Allah. Yani daha da yazmakta olduğum kitaplar da var. Artık bir dönem sonra şeye dönüşüyor. Yani yaşta ilerleyince... Hani bu şeyleri, bavulları yavaş yavaş ben de kapatayım kendi bavullarımı, dosyalarımı filan diye. Bir taraftan yazıyorsun, bir taraftan bavulları kapatıyorsun ama bir taraftan da yeni bavullar açılıyor. Hayat öyle bir şey tabii. Tabii, tabii. O yüzden yok. Devam ediyor. Hayat çünkü serüven devam ediyor. Yolculuk devam ediyor tabii. Evet, serüven devam edince evet. Öyle oluyor. Bu da tabii hani Cemal Süreya için 59 Kırlangıç kitabı da Haydar Ergüler'in yine o lezzetli diliyle çok keyifli bir kitap. Yenice zaten SRC yayınlarından yenice raflarda yerini evet. aldı yeni baskısı. Ulaşın kitaba. Tabii şair arkadaşımız ulaşın. Altay Öktem yönetiyor. Aynı evet, zamanda Altay'da yayın evi. Geçen evvelki hafta konuğumuzdu. Tabii onun Bir Dünya diye bir şiir dizisi evet, de var. Çok evet, da güzel evet. basıyor. Bu ama SRC'den çıktı. Bir Dünya'dan değil. Evet, SRC'den. Yazılar oradan basıyorlar. Şiirleri Bir Dünya'dan basıyorlar. Evet, her ikisi de oradan çıkmış. Evet. Haydar, başta bir şöyle bir geçtik, teyit geçtik bir etkinliklerle ilgili. Ama burada oluş sebebin de var. Ve bugün de aslında bu 24 Kasım. Evet, saat 17'de galiba. Evet, bugün. Etkinlikten sonra bizim de bir etkinliğimiz var. Evet. Konuşmadan sonra ikimizin de bir konuşması var Adnan Saygun'da saat 17'de. Unutmam, merak etme. Oraya gelemem. Çok şey unutuyorsun. ama İzmir Edebiyat Festivali de son derece büyük bir şeye dönüştü, festivale dönüştü. Sekizincisi evet. yapılıyor. Evet. Bu yıl biraz hani yapıldı mı, yapılacak mı diye endişeler varken birden yapılma kararı evet. alındı. Çok da doğru bir karar. Evet, sağ olsun. Çünkü bir kentte 2-3-4 Edebiyat tabii. Festivali, Sanat tabii, Festivali, Kültür Festivali. Tabii biliyorum senin yaptığın festival. Umarım yenilerini de yaparsın. Tabii. Olmalıdır. Tabii umalım. Yani olmalıdır çünkü edebiyata ancak belki gündelik yaşam içinde böyle tutabiliriz. Evet. Zaten sanata ulaşım, kitaba ulaşım filan çok zorlaştı yani. Alınabilir durumda değil bir sürü şey. O anlamda da çok değerli. Geldi mi şu an geldi, ekranımıza evet. şey gelsin. Evet. Evet. Şey festival afişi bu. Evet. Tabii 21-24 Kasım 2024'teki evet. bütün programlarını izlemeye davet ediyoruz. İzmirlileri birincisi bu ve daha da önemlisi İzmir nerede yazıyor? İzmir.com yani Büyükşehir Belediyesi hesaplarına girerek etkinliğin programını bir bütün olarak indirebilirsiniz, öğrenebilirsiniz ve ajandanıza not edersiniz. Haydar, ne dersin festivalle ilgili? Uluslararası ayağı kaç ülkeden geliyor mesela? Bu sene 7 ülkeden var. İşte Venezuela dahil, Danimarka, Hindistan, Slovenya, Çekya gibi ülkelerden 7 şair ve yazar var. Edebiyat festivali olduğu için sadece şiir festivali değil. Ama Türkiye'nin her tarafından da yani doğudan, batıdan, ortasından pek çok yazar ve şair arkadaşımız geliyor. Burada Edebiyat Gençliktir şeyini görüyorsunuz, sloganını görüyorsunuz. Bu festival teması 8, bu. Tema bu. 8 sene önce başladığımızda
Edebiyat özgürlüktür, edebiyat barıştır, edebiyat cumhuriyettir, edebiyat aşktır, edebiyat güldürür diye edebiyatın neler yaptığı, ne iyilikler yaptığı insana, topluma, o temalardan hareketle kurduk çatısını. Bu sene de edebiyat gençliktir diye, o nedenle de daha çok böyle işte genç şiir, genç roman, genç öykü üzerine paneller, tartışmalar var. Tabii her zamanki gibi atölyeler var ve gençler için Leyla Erbil, Nazım Hikmet, Firu gibi çok sevilen, çok tanınmış öykücü, romancı ve şairler hakkında da atölyeler yapıldı, şeyler, konuşmalar yapılıyor. 4 günlük bir etkinlikti. Etkinlik temel olarak şeydi. Apikam ve Ahmet Adnan Saygun'da. Apikam, İzmirliler bilirler, şey, Apikam bahçesinde mi? Kütüphane, Apikam bahçesinde. Bahçesinde, evet. Evet, Apikam bahçesi. Adnan Apikam, yani Ahmet Pürüşlü'ne Kent Arşivi Müzesi, Kent Arşivi eski Müzesi'nde. İtfaiye binası. Tabii. O, izlemenizi öneriyoruz. Bir de bir ayağı da, ciddi ayaklarından biri de Ahmet Tabii. Adnan Saygun'da. Halka açık, herkese ücretsiz. Ücretsiz. Tabii ki, yani herkesin gelip. Etkinlikler, konserler de var. Çok tanınmış tabii Can Bonomo, o var. Can Bonomo'yu da bu sene müzikle değil de şiirle. Onun şiirleri de var çünkü, evet. Niye biliyor musun? Sancaklı. Çünkü Küçük İskender yetiştirdi onu. Ha, ondan. Evet, Küçük İskender'in atölye yaparken o gelip giderdi. Hatta ben de oradan tanışıyorum Can Bonomo'yla. Sonra kitapları çıktı. Enteresan bir şair. Yani hatta geçen gibi söyledim. Hı. Kitapların niye basılsın? Ya abi, kimse dedi şey yapmıyor dedi, ilgilenmiyor. E dedim, sen tanınmış bir insansın. Festivalin bugün son günü. Evet. Artık herkesi ne yapıyoruz? Adnan Saygun'a davet ediyoruz. Çünkü son gün Adnan Saygun'da. Evet. Paydar'cığım, geldin, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok da güzel şeyler söyledin ama bir şiirle kapatalım. Üstelik Cemal abi bu kadar almışken, içinde Cemal abi olan, evet, Cemal Süreyya olan bir şiirle kapatalım sevgili Aydan. Evet, çok teşekkür ederim ben de program için, davet ettiğin için. Baştan sona Cemal Süreyya'yı konuşmuş olduk. Aslında evet, iyi oldu. Çok da güzel oldu. Cemal abiyi kaybettikten sonra arkasından bir şiir yazmıştım. Onun Kars şiirine gönderme yapan bir şiir. Yalnızız Cemal abi. Bu rakıyı diyorum Cemal abi. Bu rakıyı içmek seninle Kars'a gitmek gibiydi. Senin şiirinde diyorum Cemal abi. Rakı uzun içilirdi, Kars'a uzun gidilirdi. Senden sonra diyorum Cemal abi. Kars'a şiir gitmiyor. Kars kısa, rakı tatsız. Senden sonra şiirde her şey dibe çöküyor. Anla, öyle yalnızız. Sevgili Cemal abiyi de, Cemal Süreyya'yı da sevgiyle andık. Ve bu hafta Ercan'la Gökhan Çağran'dan şarkı dinliyoruz. Bundan sonra da olabildiğince dinleyeceğiz. Söz sizde kardeşlerim. Evet Tuğrul abi, şimdi Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiiri Ahmet Kaya'nın sevilen şarkılarından bir.
Bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız bahar bahçe. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız bahar bahçe. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız bahar bahçe. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız bahar bahçe. Sevgili Ercan ve Gökhan, birkaç haftadır hatırlayacaksınız, yoklardı yoğunluklarından dolayı. Sesiniz güzel geldi. Sağ olun, var olun benim güzel kardeşlerim. Evet, şimdi nereye gelmişiz? İkinci bölümümüze geldik. İkinci bölümdeki kitap ve dergi tanıtımımıza geldik. Bunu tanıtım mı demeli, üstüne konuşmak mı demeli, sizinle paylaşmak mı demeli, onu da tam bilmiyorum ama sonuçta oraya geldik. Ve buradaki ilk kitabım Nilüfer Açıkalı'nın Beklediğim Odalarda adlı kitabı. İtaki Yayınları'ndan çıkmış Yeni Öyküleri Nilüfer Açıkalı'nın. Nilüfer Açıkalı'nı hatırlayacaksınız televizyonlardan, sinemadan, tiyatrodan. Çok değerli bir aktris, çok değerli bir sanatçı ve çok değerli de bir öykü yazarı. 1999'dan bu yana, 99'daki ilk kitabından bu yana, Bıçak Sırtından bu yana izlediğim öykücülerden biri ve 1999'dan sonra ardı ardına 11 öykü kitabı yayınladı ve bir de romanı oldu Nilüfer Açıkalı'nın ve sanıyorum Aralık sonunda da burada stüdyomuzda konuğumuz olacak sevgili Nilüfer Açıkalı'nın. Kitabına ulaşmanızı elbette her zaman söylediğim gibi yineliyorum. Kitabına ulaşınız lütfen. Evet, diğer kitabım Sakin Kitap'tan bir roman. Körlüğün Renkleri, Hasan Yurtoğlu'nun bir romanı. Hasan Yurtoğlu genç romancılardan, dostlardan biri. Romanına bakmanızı tabii istiyoruz efendim. Evet. Bir diğer kitabım Erendiz Atasün'ün Herkes Sevdiğini Öldürür adlı çalışması. Herkes Sevdiğini Öldürür'de usta yazar Erendiz Atasün okurunu son yazdığı öykülerle buluşturuyor. Yine kadına, kadının iç dünyasına, onu kuşatan dış dünyaya odaklı öyküler. Edebiyatın toplumsal işlevinin bilincinde olarak cumhuriyetçi ve hümanist bakış açısını göz ardı etmeden kadın bakış açısıyla gözlem ve imgelem gücüyle
olaylara ve durumlara bakıyor. Yaşadığı ülkenin pek çok açıdan geçirdiği değişimlerin bireyin ruh yapısını nasıl etkilediği Atasün'ün öykülerinde çokça işlenir, işlenmeyi de sürdürüyor. Erendiz Atasün'ün SİYA yayınlarından çıkan bu adı çok güzel kitap, Herkes Sevdiğini Öldürür. Gerçekten öyle midir? Herkes sevdiğini mi öldürür acaba? Çok ilginç bir kitap tanıtacağım size. Bana ya da çok ilginç geldi. Bu Kökner kitaptan çıkmış. Gelir gelmez çok da şaşırdım. Kısacık zamanda 16. baskıyı yapmış kitap. Öteki Sabancılar Adana'da Piç Olmak. Sevgi Sabancı'nın kitabı. Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancı ailesinin halı altına süpürülmüş hikayesini Hacı Ömer Sabancı'nın büyük oğlu İhsan Sabancı'nın kızı Sevgi Sabancı'dan okuyacaksınız. Güler Sabancı'nın kız kardeşi olan Sevgi Sabancı ailesinin gerçek yüzünü cesaretle yazmış bu romanda. Tabii bu da yazının bir ayağı olduğu için ve bize de ulaştığı için size tanıtma ihtiyacı duydum. İzel Rosenthal'ın Talihsiz Angel Hala ve Edirne Kuşatması Günleri. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. Gerçekten bayıldığım çizgi, bir çizgi roman, bir çizgi anılar toplamı. Gerçekten bayılarak okuyacaksınız kitabı. Talihsiz Angel Hala ve Edirne Kuşatması Günleri. Alışılmışın dışında bir grafik roman. Çizer, yazar ve bu kitap özelinde çevirmen İzel Rosenthal hem kendi uzak akrabasıyla tanışma serüvenini hem de Talihsiz Angel'in yani Angelia Guerrero'nu ve bu ve dönemin hikayesini resmediyor. Çok ilginç, çok ilginç bir durumla karşılaşacaksınız bu kitabı okuduğunuzda, bu çizgi romanı okuduğunuzda. Evet. Kitapların sonuna geldik. 5 kitabımız vardı zaten. 5'ini de sizlerle buluşturduk. Dergilere geleceğim. İlk dergim Edebiyat Nöbeti. Edebiyat Nöbeti Bafra'da, Samsun'da çıkıyor. Yani Bafra gibi, bilmiyorum kaç nüfuslu Bafra, çok mu büyük bir yerdir? Edebiyatı çok ilgili insanlar mı vardır? Ama sevgili Celal Karaca, yıllardır ve yıllardır 54. sayıyı çıkartmış çünkü bu dergiyi orada sürdürüyor. Bu Eylül-Ekim 2024 sayısında da yurt dışında yaşayan, Almanya civarında yaşayan Gültekin Emre'yi, şair arkadaşımızı biraz önce hatırlayacaksınız. Son öykü kitabını tanıtmıştım. Kapağına taşımış Celal Karaca yönetiminde çıkan bu dergi. Umuyorum Gültekin Emre'nin bundan sonraki yaşantısına, şiir hayatına ışık tutsun. Çünkü çok da değerli yazılar var Gültekin Emre ile ilgili ve edebiyatın diğer alanlarıyla ilgili ve şiirler. Evet, bir dergim Sarmal Çevrim. Sarmal Çevrim biliyorsunuz Bursa'da yayınlanıyor. Duran Aydın arkadaşımız genel yayın yönetmeni derginin ve Bülent Elitok da sahibi derginin. Yıldız Cıbıroğlu'nu merkeze almış. Yıldız Cıbıroğlu ressam, bir insan da bir yazı insanı aynı zamanda merkezine almış ve Yıldız Hanım'la ilgili değerli yazılar olmakla birlikte ben bu sayıda bir yazıya ve bir de şiire dikkatinizi çekeceğim Sarmal Çevrim özelinde. Özge Sönmez'in Gölgeden Öğrendim adlı şiiri çok dikkat çekici bir şiir. Kanımca ve Lütfiye Aydın'ın şair, yazar ve gazeteci Oğuz Tümbaş'a ilişkin söyledikleri ve Oğuz Tümbaş yazısı, çünkü derli toplu bir yazı, son derece dikkat çekici. Bir diğer dergim Cüneyne. Cüneyne Hatice Eğilmez Kaya'nın genel yayın yönetmenliğinde çıkan bir dergi. Değerli dergilerden biri, edebiyatın aslında
nasıl denir, Gettü edebiyatı daha çok demek istemiyorum ama ona yakın diyelim, Gettü edebiyatının da nabzını tutan önemli dergilerden biri. Cüneyn'e bu sayısında İzmir'de aslında bir dönem uzun yıllar İzmir'de yaşamış Hamdi Topçuoğlu'nu merkeze almış ve onunla ilgili bir özel sayı yapmış. Derginin bir armağanı, yani dergiler şu iki dergiyi birlikte hazırlamışlar. Hamdi Topçuoğlu İzmir'de benim şiire yeni başladığım yıllarda çok sevgi saygı duyduğumuz bir değerli şiir büyüğümüzdü. Ve burada da bu sayıda, derginin bu sayısında Sanki Aramızda Bir Şey Var adlı şiiri Mehmet Sadık Kırımlı'nın, bana çok özel bir şiir geldi. Tabii diğer şiirler de öyle ama bazı şiirlere ve bazı yazılara, bazı öykülere dikkat çekiyorum. Onlar benim hoşlandığım yazılar, şiirler, dergiler oluyor o sayılarda. Ama sizler de bakın tabii. Şehir Dergisi, 2 aylık kültür edebiyat dergisi, Kasım Aralık sayısı elimdeki. Rüştü Onur, bileceksiniz, çok genç yaşta, 22 yaşında yitirdiğimiz Devrekli bir değerli şair, Behçet Necati Gil'in ve o dönem Varlık ve civarında gezen şairlerin yakın dostuyken 22 yaşında, gepe genç bir yaşta dünyadan ayrılıyor. O yıllarda aslında Behçet Necati Gil'e "Ey benim" mektupleriyle huzur bulduğum ve avunduğum kardeşim, şehirde buluşacağız. Her ne pahasına olursa olsun şehir çıkacak. Şehir okuyucu kitlesinin karşısında yeni bir atmosferle çıkacak diye bir not yazmış, bir mektup yazmış. 12 Eylül 1940'ta yazmış bunu. Aslında 22 yıl çıkartmak diye bir hesabı olmuş dergi ama ne yazık ki ömrü yetmemiş. Bunu İbrahim Tığ kardeşimiz 21 yıldır çıkartıyor ve sanıyorum ki önümüzdeki yıl, yani 2025'te derginin çıkışını sonlandıracak. Bunu da bir üzüntülü haber olarak size iletiyorum. Evet, diğer dergi, son dergim daha doğrusu, Sözcükler, Turgay Şekşi Genel Yayın Yönetmenliği'nde çıkıyor dergi ve o kadar güzel bir konuşma çözümlemişler ki, Edebiyat Neye Yarar başlıklı Cevat Çapa'nın bir konuşması şeyde, Askev'de yaptığı konuşmanın tam metnini yayınlamışlar. Ama mutlaka okumalısınız çünkü edebiyatın alanlarından, günlük yaşantılarımızdan, geçmişten, gelecekten öyle çok güzel haberler veren, öyle güzel seslenen bir yazı ki ben buradan Cevat abiye tekrar ve tekrar sarılıyorum. Ayrıca Oğuz Akay'ın şiirine de dikkatinizi çekiyorum. Sözcüklerdeki Oğuz Akay'ın şiirine. Bu da Sözcüklerin yine Kasım Aralık sayısı. Çünkü Sözcükler'de 2 aylık oldu. Evet kıymetli insanlarım, ekranları başındaki güzel insanlarım, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Her akşam uyumadan önce üstümüze bir kitap sayfası örtmeyi unutmuyoruz. Çünkü kitapların dışında üşürüz, yalnızlaşırız. Üşümeyiniz, yalnızlaşmayınız. Haftaya kadar sanatla, şiirle, edebiyatla, kitapla kalınız. Daha da önemlisi, sağlıcakla kalınız.